İki, bir, the show must go on. Yine, yeni, yeni, yeniden. Yepyeni bir videoda, yepyeni bir başlıkta, dokuzuncu sınıf matbukta adamız yerden devam ediyoruz efendim. Ne yaptık seninle birlikte? 9. sınıf 1. ünite bitti. Mantık konusunu bitirdik. Şimdi yepyeni bir başlık atıyoruz. Efsane bir konuya giriş yapacağız seninle birlikte. Evet kitabımızda sayfa kaça açtık efendim? Şöyle bir baktım. 27. sayfayı açtık. Kümeler 2. ünite Birinci ders. Seninle birlikte ne yapıyoruz? Bu dersi de bu konuyu da birlikte bitiriyoruz efendim. Herkeslere selamlar. Ben Deniz Mehmet hocanız. Yine yeni yeniden dedim. Yepyeni bir video yoluyla yeniden karşına geldim. Başlığımız kümeler dedik. Kümelerde de yine tüm ayrıntılarıyla, tanımlarıyla, kavramlarıyla, ispatlarıyla beraber ilerleyeceğiz. Video ders kitabımızdan önce konuyu anlatacağız, bitireceğiz. Sonra sen ne yapacaksın? Soru bankası, soru avcısı kitabımızı eline alacaksın. Oradaki soruları da tek tek çözdüm müydü? Göreceksin ki, arkadaş kümelerde bitti. Gönlermer gelsin hocam, sıradaki konu diyeceksin ama dur. Acele etme. Kümeleri gel, tüm ayrıntısıyla birlikte bitirelim mi? O zaman ne diyoruz? Elimizde kalemler, önümüzde matbuklar ver. Gönder gelsin mi hocam dedim. Efendim ben neredeyim? Bir dakika geliyorum. Hop geldim güzel arkadaşım şöyle bir gecikme oldu falan ama neyse sonunda geldik. Evet küme nedir ile başlayacağız. Kümenin gösterimlerini yapacağız. Seninle birlikte kümede eleman sayısı bulacağız. 11 tane çok güzel soruyla bugüne noktayı birlikte koyacağız efendim. Herkes hazır. O zaman hadi bakalım doldurmaya başlayalım. Öncelikle küme nedir? Dedik ya matematikte tanım olmazsa olmazıdır bu işin. Tanım olmadan matematiğe başlayamazsın. Başlıyoruz. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. İyi tanımlanmış olacak. Herkesce aynı şey anlaşılacak. Nasıl ki mantıkta şey dedik doğru ya da yanlış kesim hüküm bildirecek diyorduk. Kümede de ne diyorsam herkes aynı şeyi anlayacak. Biri başka biri başka anlamayacak. Tamam mı? Şimdi kümeler nasıl gösterilir? A, B, C, D, E gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman adı verilir. Ve bu elemanlar örneğin bir A elemanı A kümesine aitse şöyle gösterilir. A elemanı elemanıdır A kümesinin. Bak küçük A elemanıdır büyük A kümesinin şeklinde gösterilir. Ama aynı A elemanı A kümesine ait değilse şöyle göstereceksen. A elemanı değildir A kümesinin şeklinde göstereceğiz. Oldu mu oldu değil mi? Bak bu ders genelde bunlar üstüne yoğunlaşacağız. Her küme içine her eleman bir defa yazılır. Bunu zaten biliyorsun. Bir A kümesinin eleman sayısını yazarken şöyle yazacağız. A kümesinin eleman sayısı eşittir bıdı bıdı bıdı. 5 yazacağız 6 yazacağız 10 yazacağız. Yeri gelecek 0 yazacağız. Eleman sayısı da S -A şeklinde gösteriliyor. S -A görürsen bil ki bu bir sayı değerine eşit. Karşısında bir sayı yazmak zorundasın. Oldu mu? Küme ile ilgili temel anlamda bilmen gereken kavramlar bunlar. Peki sana verilen şeyin bir küme olup olmadığını anlayabiliyor musun? Gel önce onu bir test edelim seninle birlikte. Aşağıdaki ifadelerin hangileri bir küme belirtir diye sormuş bize. Baktık okulumuzdaki bazı öğrenciler kimler arkadaş bu bazıdan kastım kim? Ahmet mi Ayşe mi Fatma mı Fatoş mu kim? Kim olduğu belli değil. Herkes aynı şeyi anlamıyor. Bazı deyince bazısının aklına başka bir şey bazısının aklına. Sevdiceği geliyor değil mi? Seni seni gel kapat bunu sınıfımızdaki en kısa boylu öğrenci bak bunu gören gözler anlar hemen. Dersin ki sınıfımızdaki en kısa boylu bu dersin değil mi? Herkes de aynı cümleyi kullanır. Ha, herkes aynı şeyden bahsediyor. O zaman bu bir kümedir. Ülkemizdeki en güzel iller. Ya arkadaş bana göre en güzel yer Kuşadası Aydın derim. Sen dersin ki hayır hocam bence işte Artvin dersin. Bence dersin Sinop dersin. Sinop bu arada çok güzel bir ildir. Ama herkes ya değişebilen bir şey. O yüzden herkes farklı şey anlıyor. O zaman bu küme belirtmez. Yaz ayları dediğinde hepimiz biliyoruz yaz aylarını. Haziran, Temmuz, Ağustos deriz yaz ayı deriz. Türkiye'de yumuşak G ile başlayan iller. Diyeceksin ki hocam öyle il yok. O zaman bu küme belirtmez demeyeceksin. Sen, ben, herkes aynı şeyi anlamıyor mu? Yumuşak G ile başlayan il. Yok. Sıfır tane. Bu bir küme belirtir. İşte buranın bence kritik sorularından biri buydu. Herkes aynı şeyi anlıyorsa küme belirtir. Asal rakamlar. Şimdi ben sana asal rakamlar dediğinde aklına ne gelecek? 2 gelecek, 3 gelecek, 5 gelecek, 7 gelecek. Herkes aynı şeyi anlayacak. O zaman bu da bir ne belirtir, küme belirtir. İşte küme belirtenler, belirtmeyenler. Peki biz kümenin elemanlarını kaç defa yazıyorduk? Bir defa yazıyorduk. O zaman beraber yazalım. Bir A kümesi ki rehber matematik kelimelerinin harflerinden tanımlanıyormuş. A kümesi eleman sayısı nedir? Her eleman bir defa yazılıyorsa R'yi yazdım. E'yi yazdım. H'yi yazdım. B'yi yazdım. Hocam E'yi yazmıştın. R'yi yazmıştım. Bir daha yazılmaz. M'yi ilk defa yazdım. A'yı ilk defa yazdım. T'yi ilk defa yazdım. E gitti, M gitti, A gitti, T gitti. İ ilk defa yazdım, K ilk defa yazdım. Bak ilk defa yazdıklarımı işaretledim. O zaman A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemanlıymış. O zaman biz A kümesinin eleman sayısını yazarken gösterimini nasıl yapacağız bu şekilde? Diyeceksin ki A kümesinin eleman sayısı 9'dur. Şimdi biz buraya kadar kümenin gösterimini bilmiyoruz. Küme 3 farklı şekilde gösteriliyordu. Şimdi sıra geldi sana onları öğretmeye. Evet kümeler üç farklı şekilde gösterilebilir. Bir liste yöntemi ki benim de senin de en sık kullanacağın yöntemlerden birincisi liste yöntemi. Nasıl olacak? Kümeyi oluşturan elemanlar böyle süslü parantezin içine virgüllerle ayrılarak yazılacak. Mesela A kümesi 1, 2, 3, 4, 5. Mesela B kümesi dikkat et. 1'i yazdım. Bak böyle süslü parantez içerisinde 2'yi yazdım. Efendime söyleyeyim 3, 4'ü yazdım bitirdim. Mesela bu küme kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı hocam. Bu küme kaç elemanlı? 1, 2, 3 elemanlı. Bak bu bir bütün virgülle ayrılıyorsa bunlar bir bütündür. Her biri ayrı eleman belirtirler. O zaman burası yani B kümesinin eleman sayısını sorsaydım kaç diyecektin? 3 diyecektin. Liste yönteminde dikkat etmen gereken yollardan biri de budur. Ben sana bütün püf noktaları söyleyeceğim. Sen hiç merak etme. Geldim ortak özellik yöntemine. Bunu öğrenciler sevmez, öğretmenler çok sever. Buradan da soru gelir. Kümeyi oluşturan elemanların ortak özelliklerinin belirtildiği yöntemdir. Mesela A kümesi kimlerden oluşacak? X'lerden. Bunu öyle ki diye okuyacağız tamam mı? Öyle ki bu x'ler 0 ile 5 aralığında ama 0'a da eşit, 5'e de eşit. Nelerden oluşacak? Tam sayılardan oluşacak. O zaman biz bu A kümesinin elemanlarını liste yöntemini biçimde yazalım mı? Bakalım ne anlıyormuşuz. 0 ile 5 arasında. 0 dahil mi dahil? 0'ı alacaksın. Tam sayı dediği için 1'i e alacağım, 2'yi alacağım, 3'ü alacağım, 4'ü alacağım, 5 de dahil dediği için 5'i de alacağım. Demek ki A kümesinin elemanları aslında bunlar. Ama ben bunları neyle yazmışım? Ortak özellik yöntemiyle. Ortak özellik yönteminde özellikle hangi kümenin elemanı diyorsa oraya çok dikkat ediyorsun. Çünkü püf nokta emin ol. Orasıdır. Geldik bunu bir Alman matematikçi bulmuş. Adı Ven bilmem neymiş. Soyadını vermiş buraya. Demiş ki Ven şeması yöntemi. Ne yapıyorsun böyle elips içerisine böyle bir eğri içerisine kümenin elemanlarını yazıyorsun. Diyelim ki kümenin elemanları 1, X ve A olsun. Burada en önemli nokta de, her birinin başına nokta koymak zorundasın. Peki bunun elemanlarını yazarken örneğin ben 1, A ve X diye aralarına virgül koyup nerede yazabilirim? Liste yönteminde yazarım. Şimdi bu öğrendiğimiz dedik ki kaç farklı yöntem vardı? 3 farklı yöntem vardı. Bu yöntemlerle ilgili gel sorulara, örneklere birlikte bakalım. Sınavda gelebilecek noktaları ben sana aktaracağım. Hiç merak etme. Kelimelerin harflerinden oluşan kümenin eleman sayısını bulunuz. Kümeyi Venn şemasıyla gösteriniz. O zaman hemen diyorum ki gel biz bunu kümeyi Venn şemasıyla gösterelim. Bu kümenin adı A kümesi olsun. M harfini geldim buraya yazdım. Kabul müyüz? A harfini geldim buraya yazdım. Ne yapıyorum? Başına nokta koyuyorum. R harfini geldim buraya yazdım. M harfini kullanmıştım gitti. A harfini kullandım. R harfini kullandım. A harfini kullandım. Her kümenin elemanı aynısı bir defa yazılır. İkinci defa yazamazsın. Yazmıyorsun. Yazmayacaksın. Onu da söyleyeyim. D kümesi yani D elemanını yazdım. A'yı zaten yazdık. Bak S'yi ilk defa kullanıyoruz. Geldim S'yi yazdım. I'yı ilk defa kullanıyoruz. Geldim I'yı yazdım. Güzel. Peki biz bu kümenin eleman sayısını saydığımızda kaç tane çıkacak? 6 tane. Ben şamasıyla gösterdik mi? Gösterdik. Bu kadar bu iş. İşte sınavda gelmesini beklediğimiz noktalardan biri. İşte sınavın sazan sorularından biri. Sazanlanırsın aman diyeyim dikkat. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikkat et en önemli nokta neydi? Her virgül arasında ancak bir eleman olurdu. Hocam burada da virgül var. Ama o parantezin içindeyi Bir daha o yüzden bunu bir bütün, bunu bir bütün, bunu bir bütün, bunu bir bütün, bunu bir bütün kabul ediyorsun. A'nın eleman sayısı 1 2 3 4 5. Hocam hayır, 6 değildir. A'nın eleman sayısı kaç olmalıydı? 5 olmalıydı. Elendi. 2 elemanıdır A kümesinin bakıyorum. Hayır, 2 A kümesinin elemanı değil. Kim A kümesinin elemanı? süslü parantez içerisinde 2A kümesinin elemanı. Bu da sazanlandığı noktalardan biri olabilir. Aman neyim dikkat. Bunu da kabul edemezsin. Ama hocam iki. Ya arkadaş bak o 2'yi ben buraya nasıl yazmışım. Nasıl görüyorsan o kalıp halinde alacaksın. Diyeceksin ki o direkt A kümesinin elemanıdır. Oldu mu? Bence taşlar yerine oturmaya başladı. Bak mesela 4-5 parantez içerisinde beraber almışım. A kümesinin elemanıdır. Bravo. 1-3. Hocam 1 burada. 3 burada. Hayır bu böyle yazılmaz. Süslü parantez var mı onların etrafında? Yok. Bunu yazmak isteseydin şöyle yazacaktım. 1 virgül 3 A kümesinin elemanıdır. Bak bu şu anlama geliyor. 1 de A kümesinin elemanı. 3 de A kümesinin elemanı. Bunu bu şekilde dağıtıp da yazabilirsin. Bu şekilde birlikte de yazabilirsin. Anlaştık mı? Galiba anlaşıldı. Demek ki bu da yanlışmış. 6 tek başına duruyor. 6 tek başına eleman mıdır? Elemandır. O zaman bunu alabilirsin. Hangileri doğrudur diyor. 3 doğrudur. Bir de 5 doğrudur. 3 ve 5 doğru cevap olacaktı. Cevabı vurdum. Geldim. 5. soruma arkadaşım. Şimdi açtık 5. soruya. Yani ne verilmiş? Bize nasıl vermiş soruyu? Hocam Venn şeması içerisinde. Evet. Venn şeması ile verilen akümesi ile ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Yine sınav sorusu olabilecek kalibrede bir soru. Çok sever hocalarımız bunu. Ben de çok severim ve öğrencilerime sınavda bu tip soruyu kesin ama kesin soruyorum arkadaş. İstisnasız. A tek başına var mı var? Hatta gel biz bu A kümesini liste biçiminde yazsak böyle yazarız. Bak sonra C, D nasıl bu şekilde yazarız. B'yi bu şekilde, E'yi bu şekilde yazarız. Doğru mudur? A tek başına var mı var aldım. Evet böyle süslü içerisinde mi duruyor? Hayır süslü içerisinde değil yanlış. C, D aslında bu ne demekti? C elemanıdır A kümesinin. D elemanıdır A kümesinin. Ha, peki ayrı ayrı varlar mı? Yok. Peki bunu yazmak isteseydi doğrusu nasıldı? C süslü içerisinde A yazması lazımdı hocam. Çünkü bize öyle vermişsin. Bu elendi. Bu arada sadece şimdilik bir doğru. C elemanı değildir A'nın. Gerçekten süslü parantez içerisinde tek başına C var mı? Ama hocam süslünün içerisinde var orada. Hayır. O D'si ile birlikte var. Ya beraber vardır ya beraber yoktur. Peki gerçekten C yok mu? Yok hocam. Doğru. Elemanı değildir diyor. Beş elemanlıdır diyor. Bir, iki, üç, dört elemanlı. Yapma gözünü seveyim. Beş elemanlı değil. A da B de E de ayrı ayrı eleman mıdır? Ayrı ayrı elemandır. O zaman kaç tanesi doğrudur hocam? Üç tanesi doğrudur dedim. Vurdum soruma cevabı. Olayı bitirdim anlaşıldığını düşünüyorum. Geldim yeni bir soruma. Dedim ya liste ortak özellik yönteminde önce onları ne yapacaksın yazmaya çalışacaksın. Ne diyor? Beraber okuyalım. A kümesinin elemanları x'lerden oluşacak öyle ki. Eksi 3 ile 5 aralığında eksi 3 dahil 5 dahil değil nelerden oluşacak? Tam sayılardan. Hadi gel A kümesinin elemanlarını liste biçimde yazalım. Eksi 3 alacak mısın hocam alacağım. Eksi 2'yi alacağım. Eksi 1'i alacağım. 0'ı alacağım. 1'i alacağım. 2'yi alacağım. 3'ü 4'ü durdum. 5'i alacak mıyız almayacak mıyız? Hayır almayacağız. İşte senden beklediğim performans bu be. Helal sana be. İşte bu kadar bir bu iş. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var hocam. O zaman A kümesinin eleman sayısı 8'dir dedim. Vurdum tokatladım sorumu. Gönder bakayım gelsin sıradaki. Beraber yapıyor muyuz bu soruyu? İşte şimdi gıcık sorular başlıyor. Seni zorlayacağımız sorular şimdi başlıyor. Özellikle son 3 soru, son 4 soru böyle terletecek boncuk boncuk. Ama diyeceksin bu kadar kolay yerden bile, bu kadar zor soru soruyorlarsa RM tayfa onu da yapar diyeceğiz. Anlaştık mı? A kümesinin elemanları X'lerden oluşacak. Öyle ki bu aralıkta olacak ama özel bir isteğim var senden. X'ler 2K artı 1 şeklinde yazılabiliyor olacak. K'ler de tam sayı olacak. Hocam nasıl yapacağız bunu? Bak şunu istiyorum aslında. Önce senin K'ye değer vermeni istiyorum. Örneğin K1 olsa X'in değeri ne olur? 2 kere 1, 2. 1 daha ne çıktı? 3 geldi. Peki 3 bu kümenin elemanı mı? Hayır. X en küçük 8 olabiliyor. Demek ki K yerine 1 verme diyorum sana. Hocam K yerine 2 mi verelim hocam? K yerine 2 verdim. 2 kere 2 4. Ya yazayım mı illa? 2 2 1 ne geldi? 5. Bu kümenin elemanı mı? Değil. O zaman K yerine 2 de vermemini istemiyorum. Bulana kadar devam edeceksin. Bu soruların güzel yolu. 2 çarpı 3 artı 1'den ne geldi? 6 1 daha 7. Hocam 7 de bu kümenin elemanı değil. Bunu da istemiyorum. Bir şey dikkatini çekti mi? 3, 5, 7. Bir sonrakine tahmin et. 9. Demek ki aslında bana bu K, 2K artı 1 neleri veriyor? Tek sayıları veriyor. 2K artı 1'i biz tek sayılar için kullanabiliriz. Mükemmel bir şey. Adeta ispat gibi bir şey. Matematikte zihinlerin açıldığı yerdeyiz. 2 çarpı 4 artı 1. 2 kere 4 8. Bir daha ne yaptı? 9. Bingo! Bulduk x yani kümenin elemanlarından birini liste biçiminde yazacak olsam x'i kaç alabilirim? 9 alabilirim hocam. k yerine geldim 5 yazdım. 2 kere 5 10 artı 1'den ne oldu? 11 alabilir miyiz? Bu aralıkta alırız hocam. Şimdi tek tek yazmayalım artık. Bence gördük. Bak 5, 7, 9, 11. Sonrası ne olacak? 13 olacak. Sonrası ne olacak? 15 olacak. Vermeye gerek var mı? Yok. Görebiliyorsun sen. 17 olacak. Hocam 19 olacak. Hocam 21 olacak. Hocam 23. Alamazsın. Tek sayıdır ama dahil işareti var mı? Yok. O zaman 23'ün üstünü kapattım. Geldim buraya kadar dedim. Biz neyi arıyorduk? A kümesinin eleman sayısını gösterdi mi bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman dedim 7 elemanlıdır olay budur. Anlıyor musun Rehmet Ayfa? Yaklaş yanıcıma ne yapıyorsun o kadar uzaklarda sen? Bir dakika ya. Yaklaş bakayım sen. Helal olsun sana be. İşte bu kadar bu iş. İşte bu kadar bu iş. Şimdi bak bunları da öğrenmemiz lazım. Bunlar da kritik yerler. A kümesi kimlerden oluşacak? X'ye ikililerinden. Aynen böyle yazacaksın bir parantez içerisinde x virgül y. Öyle ki x ile y'nin toplamı 8 olacak. x de doğal sayı y de doğal sayı olacak. Sen diyeceksin ki, hocam doğal sayılar kaçtan başlıyordu? Mehmet Hoca hemen sana şuraya ufak bir hatırlatma yazacak. Diyecek ki 0, 1, 2, 3 nokta 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 sonsuza kadar giden değerler bizim için doğal sayılardır. Şimdi ben öyle x, y ikilileri yazacağım ki şuraya yazalım onları. x artı y eşittir 8 altlarında düşünelim. Hocam en küçük doğal sayı kaç? 0. Gel x'e 0 verelim. Y'ye kaç vermem lazım? 8. Veriyor mu toplamı 8'i veriyor. O zaman A kümesinin elemanlarını nasıl yazıyormuşu parantez içerisinde 1 0 diğeri 8. Yaz bakayım 0,8. Kapat, bitti. Bu birinci eleman. Kabul müyüz? Geldim. Hocam bu 1 olsa bu 7 olur. Doğru değil mi? 1 7 daha 8 veriyor. Hadi geldim buraya da yazdım. 1'e 7. Anlıyor muyuz? Hocam 2'ye 6 sağlar. 3'e 5 sağlar. 4'e 4 sağlar. Hocam aynı aldın. Aynı alamazsın. X ve Y farklı harfler. Diyen akıllı kardeşim. Sazanlandınız tebrik ederim. Fazla fazla zeka can çıkarır. <laughs> ya tam fazla zeka değil ama. Arkadaş 4 ile 4 birbirinin aynısı kabul de. Birbirinin aynısı olamaz diye bir kural var mı? X ve Y birbirinden farklı alınacak diye bir kural var mı? Yok. O zaman onları da alacaksın. Bak 2'yi 6'yı aldım, 3'ü 5'i aldım. Geldim 4'e 4'ü de aldım. Dikkat ediyorum bunlara. Şimdi devam edeyim. Hocam 5'e 3'ü alabilir miyim? Alırım. 5 3 daha 8'i veriyor. Bunlar birbirinden farklı mıdır? Farklıdır. Niye? Bak, hocam burada 3 5 aldık. Burada 5 3 aldık. Abi bunlar birbirinin aynısı. Değil. Sıralı 2 adı üstünde bir 3 5'te 5 3 farklı şeyler. Önce 3 sonra 5. Önce 5 sonra 3. Bak farklı şeyler gördün mü? 6'ya 2'yi alabilirsin. 7'ye 1'i alabilirsin. 8'e 0 alırsın. Onları da gelip buraya yazmak zorundasın. 6'ya 2'yi aldım. 7'ye 1'i aldım. Geldim 8'e 0 aldım. Kapattım parantezim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Demek ki A kümesinin eleman sayısı kaçmış? Hocam 9'muş. Yazıyor musun benimle birlikte? Eğrinmeden, üşenmeden yazarsan olur bu iş. Olacak mı? Olacak elbet. Yalnız şimdi işlerin karman çorman olduğu yere geldik. Son üç soruya geldik. Son üç soru bizde zorlar. Son üç soru bizde can yakar. Öncelikle ben senin bu soruyu yapabilmen için şu bilgi hatırlatmasını yapacağım. Belki biliyorsun belki bilmiyorsun. Harika bir kuralım var. Terim sayısı nasıl bulunur? Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artış miktarı Artı bir formülüyle bulunur güzel arkadaşım. Bu formülü vereyim ki bu formül ileride matematikte o kadar çok yerde karşına çıkacak ki diyeceksin ki iyi ki öğrenmişim ben zamanında. ki Mehmet hocam sen iyi ki anlattın bunu ya. İyi ki diyeceksin. Tamam mı? Şimdi. A kümesinin elemanları, B kümesinin elemanları. A ve B kümeleri için B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısından bir fazla olduğuna göre. Bu soruyu çözen astronotur. Bak kalemi kağıdı ben bırakıyorum. Önce sen deniyorsun. Çözebilirsen var ya benim gözümde bordo verilsin. Komutanım saygılar diyeceğim sana. Gerçekten efsane. Bu soruyu çöz harikalar yaratırsın. Aldım elime kalemi. Durdurdun. Bitirdin. Videoyu çözdün. Yani bak videoyu durdurdun. Kendin çözmeyi denedin. Çözdün bitirdin. Yusuf Yusuf Tayfa'yız hocam biz yarın sınav var ya. Tayfa'ya da selam olsun. Biz günü gününe çalışıyoruz ama sizin için de hemen devam ediyoruz. A ve B kümeler için B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısından bir fazla. Yani bana bak şu bilgiyi veriyor. B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısına bir ekleyince elde ediliyor hocam. Aynen öyle. Bir fazla olduğuna göre Y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şuradaki Y değerini arıyoruz. Mükemmel bir soru. Şimdi buna alışığız biz. X'lerden oluşacak. Öyle ki X'ler 0 ile 49 arasında. Yalnız X'ler de 3'ün katı olan sayılar. 3K'lerden oluşacak. K'ler nereden başlıyor? Doğal sayı. Doğal sayılar nereden başlıyor? 0, 1, 2, bıdı 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 diye başlıyor. Şimdi hocam biz K'ye 0 versek. X'in değerine çıkar. 3 çarpı 0'dan 0 çıktı. 0'ı alabiliyor muyum? Alamam. K'ye 1 versem. X yerine ne yazarım? 3 çarpı 1'den ne gelir? 3 gelir. Alabiliyor muyum? Alırım. Hocam K'ye 2 versem. X eşittir 3 çarpı 2'den 6 alabilir miyim? Alırım güzel. Şimdi A kümesinin elemanlarını bana yazdırır mısın? Senden önce onu istiyorum. Liste biçiminde yazalım. Üşenmiyoruz. Hocam 3'ü alırız. 6'yı alırız. Bak yazıyorum. 3, 6. Bir şey dikkatini çekti mi? Hala çekmediyse ben denemeye devam ediyorum. K eşittir 3 aldım. X eşittir 3 çarpı 3'ten ne geldi? 9. A hocam 3'er 3'er gidiyoruz. Harikasın ya. Harikasın ya. 12, 15 nokta nokta nokta. Kaça kadar gideceğiz? 49'u alabiliyor muyum? 49 bir kere kümeye dahil değil. Peki ondan bir önceki sayı ne 48? Gerçekten 16 alırsam x'i pardon k'yi 3 çarpı 16'dan ne gelir 48? Tam bir önceki rakamdır sayıdır ve o 48'i alabilirsin. Olay budur be hocam. Peki bana söyle A'nın eleman sayısı kaç? Beraber düşünelim. Nasıl yapacağız? eleman sayısı formülü var hocam. Şimdi son terim 48. ilk terim 3. Tek tek sayabilirsin Kabulümdür. Ama ben terim sayısı formülünü kullanacağım. Son terim kaç? 48. İlk terim kaç? 3. Artış miktarı bak dikkat et. Kaçar kaçar gidiyorsun. 3'er 3'er. Artı 1'i de ekleyeceğim olayı bitireceğim. Yukarıdan ne geliyor? 45 bölü 3 artı 1 geldi. Şuradan 15. Bir daha ne yaptı? 16. Demek ki hocam biz bulduk. A'nın eleman sayısı 16'dır. Mükemmel bir işçilikle buraya kadar geldim. Peki biz 16'yı biliyorsak üstüne 1 eklersek B'nin eleman sayısını kaç bulacağız? 17. Şimdi soru buraya kadar bir dursun. B'nin eleman sayısı kaç? 17. Her şey elimizde, avcumuzda var. Hocam B'nin eleman sayısını bulduk. Artık Y'yi buluruz. Doğru. Ama Y'deki X'ler yine X'lerden oluşuyor. Bu X'ler 4K'lerden oluşacak. Yazalım. K eşittir 0 için. X değerini bulmak istediğinde 4 kere 0'dan 0 alabilir misin? Alamam hocam. Çünkü K'deki 0 değeriyle X 0 değeri kümeye dahil değil. K'ye 1 verdim. X ne çıkar hocam buradan? 4 çarpı 1'den cevap 4 çıkar. Alır mıyım alırım hocam? K'ye 2 verdim. X eşittir 4 çarpı 2'den 2 kere 4'ten ne geldi? 8. Alırım hocam. Olay buymuş ya hocam. Ya mevzu buymuş güzel arkadaşım. Nokta nokta nokta. Peki hocam biz kaç tane eleman yazacağız? 17 tane. Bilmiyorum son yazacağım elemanı. Diyorum ki son yazacağım elemanın adı X olsun. İlk terim kaç? 4. Yani sen B'nin elemanlarını yazmak istesen 4, 8, nokta nokta son eleman ne? X yazacaktın bitirecektin. Doğru mu? Doğru. Biz bu X'i arıyoruz. B'nin eleman sayısını buluyoruz. Biliyoruz. Onu da nereden hesapladık? Terim sayısı formülünden. Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı bak burada dörder dörder gidiyor böyle bir soru yok artı birin cevabı 17 olacakmış at bunu karşıya hocam 16 kaldı at bu dördü karşıya çarpım olarak gitti x eksi 4 mü bununla bunu çarptın ne yaptı 64 bir daha ekledin ne yaptı 68 demek ki x'in alabileceği son terim kaç olacak 68 olacak peki ben sana soruyorum bize X'i sormuyor hocam. Y'yi soruyor. O zaman Y'nin cevabına kaç yazalım hocam? E işte biz buraya hocam 68 olmadığına göre 69'u yazalım. Burada da 68'i alırız. Soru biter. Cevabım 60. Özür dilerim. 69'dur diyorsun değil mi? Sen efsanesin. Sen müthişsin. Ama sazanlandınız. Tebrik ederim. Biz de sazanlanmadan mezun olmak yok. R.M. Tayfa. Efsane bir sazan sorusu. Bu soru ne biliyor musun? Sınavdan çıkınca arkadaşlar ben buldum cevabı. Cevap kesin 69. Diyen tayfa ama bir kişi 72 buldu. Sen kesin yanlış yaptın. Diyen tayfaya karşı. Cevap ne biliyor musun? Arkadaş 68 tamam. Peki burası Y'nin en büyük değerini arıyorduk. 69 yazmasam. 70 yazsam hala 70'ten önce 4'e bölünebilen en büyük sayı kaç? 68. Demek ki 70 de yazabilir. E peki 71? 71 de yazabilirsin hocam. Çünkü 4'e bölünebilen en son sayı hala 68. Hocam 72 yazamayız değil mi? 4'e bölünüyor. Hayır 72 de yazarsın. Çünkü dahillik yok. Sen buraya 72 bile yazsan 72'den önce 4'e bölünebilen tek sayı var 68. En son sayı 68. Y'nin alabileceği en büyük cevap 72'dir. 69, 70, 71 cevaplarını işaretleyen yazan arkadaşlar. Sazanlandınız tebrik ederiz. Sazanlanmadan RM tayfa olmak yok. Önce sazanlanmayı öğreneceğiz. Mükemmel soruydu. Yine lezzetli mi lezzetli bir soru. ABC B, C kümeleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. C kümesinin elemanlar toplamayı isteniyor. Soru da böyle okunur tamam. Şimdi A kümesinin elemanlarını gel birlikte yazalım. A kümesinin elemanları bir basamaklı asal sayılar. Asal sayılar ne? Kendisine ve birden başka hiçbir sayıya bölünmeyen sayılar. Başka var mı? Yok, A'yı bulduk. Bingo bu bitti. B kümesi geldim B kümesinin elemanlarını bulmaya. B kümesinin elemanları en büyük rakam. En büyük rakam 9 hocam, virgül ile iki basamakla en küçük doğal sayı. İki basamakla en küçük doğal sayı kaç? 10. Bitti bu kadar hocam. Bitti bu kadar. B'yi de bulduk. Şimdi geldik C kümesinin elemanlarını yazmaya. A ve B kümesindeki elemanlarının her birinin birbiriyle toplamından elde edilen sonuçlardır. Bu ne demek? Bak 2 artı 9'dan ne geliyor? 11 geliyor hocam. 2 artı 10'dan ne geliyor? 12 geliyor hocam. He, 2'ler bitti. Şimdi 3 ile 9'u topladım 12. 12 bir daha yazılır mı? Aynı kümeye aynı eleman 2 defa yazılmaz. 12'yi yazmıyorum bitti. 3 ile 13'ü to 3 ile 10'u topladım 13 hocam. Bak 3'lüler de bitti. Şimdi 5 ile bunları toplayacağım. 9 5 tane yaptı 14. 15 tane yaptı. 15. Bu da bitti. Devam, devam, devam. 9 7 tane yaptı. 16. 9 pardon, 17 tane yaptı. 17. Demek ki C kümesinin elemanları da bunlarmış. Sen ne istiyorsun? C kümesinin elemanlar toplamını. Sana Ey Gauss diyorum ilerleyen konularda. Yine Gauss'tan çok bahsedeceğiz. Özellikle denkleme şeysizliklere geçtiğimizde Gauss kardeşe yine değineceğiz. Ama sen şimdiden bil. Gauss ne yapmış biliyor musun? Daha 4. sınıfta. Öğretmeni upuzun bir toplama işlemi vermiş. Bunun hikayesini de sonradan anlatacağım. Özellikle TYT Matematik kampına katılırsan orada tam ayrıntısıyla duracaksın. Bir sondan bir baştan toplamış. Bir sondan bir baştan toplamış. Çok kolay demiş böyle toplama. Bakalım. Bu elemanları toplayacağız. Bir sondan, bir baştan topladım. Ne geldi? Hocam 28 geldi. Değil mi? 8 28. Bir sondan, bir baştan toplayacağım demiş. Ne geldi? Aa bir daha 28. Şansa bak. Bir sondan, bir baştan toplayacağım demiş. Bir daha 28. Demek ki 28 28 28 bir de 14'ü toplarsam ne yaparım? Bütün sayıların toplamını bulmuş olurum buradaki. 28'den kaç tane var? 3 tane var. O zaman toplayalım. 14. 3 kere 8, 24. Elde var 2. 6, 84. Şunları topladığımda cevap ne geldi? 98 dedim. Bir güzel soru. Bir güzel cevap daha. Ve günün yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. Son sorusu. 11. sorudayız. Dersimizi bitiriyoruz bunda. Kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi hangisi olabilir? Yani bakıyorsun x kare 16'dan küçük. X neler olacak? Reel sayılar. Nasıl ya? Bu kümenin elemanları bunlar mıdır? Bakacağız göreceğiz. Şimdi A kümesi bu olsaydı eğer bu küme X birinciyi burada beraber deşifre edelim. Tamam mı? X kare küçük olacak 16'dan. Ama hep söylediğim şey bak. Burası çok önemli arkadaş. Reel sayı tam sayı olmak zorunda değil. Hangi sayının karesi? 16'dan küçüktür. Hocam sayı doğrusunda göstermek istesek. Bak artı 4'ü almayayım. Bu aralıktaki her sayının karesi. 4'ün karesi 16 olduğu için tabuna kadar geliyor. Aslında bak 4'ü de alabiliyorum. 4'ü alamıyorum pardon içini boşaltıyorum. Niye? 4 dahil olsaydı eşitlik olurdu. 4'ü alamam. Ama 4'ten küçük bütün sayılar ta ki nereye kadar? Eksiler de dahil. Eksi 4'e kadar. Bütün sayılar burada x'in elemanıdır. Daha doğrusu A kümesinin elemanıdır. Hocam eksi 3 var mı? Eksi 3'ün karesi 16'dan küçük olur. Eksi 2 olur, eksi 1 olur, 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur. O zaman doğru. Hayır değil. Reel sayı dediği için değil. Çünkü bu aralıkta 1 bölü 2 sayısı da var. Ve 1 bölü 2 sayısının karesi gerçekten 1 bölü 4'tür. Ve 16'dan küçüktür. Ama 1 bölü 4 A kümesinin elemanı olarak gözüküyor mu? 1 bölü 2 özür dilerim. Gözükmüyor. O zaman bu değildir. Elendiniz. Enteresan bir soru. Sayı kümelerine hakim olman gerekiyor. Hocam mutlak değerce x küçük eşittir 3'ten x elemanıdır tam sayı. Birazcık mutlak değer biliyoruz. Nereden biliyoruz? Hocam ortaokuldaki bilgimizi kullanacağız ama bu sene bir daha anlatılacak. Yine orada da değineceğim. Mutlak değerce x küçük eşitse 3'ten x küçük eşittir 3'ten ama büyük eşittir eksi 3'ten demektir. Ve x nasıl sayılar olacak? tam sayılar. Peki bana bu aralıktaki tam sayıları yazdırsana. Eksi 3 olur, eksi 2 olur, eksi 1 olur, 0, 1, 2, 3 olur. Başka da bir şey olmaz. Gerçekten A kümesini verdi mi? Verdi. Bu da olurmuş hocam. Geldim 3 numarayı. 3 numarayı da burada inceleyelim beraber. Hocam x kare küçük 10 diyor. x elemanıdır tam sayı diyor. Hadi gel inceleyelim. x kare küçük 10. x nelerden oluşacak tam sayılar. Karesi 10'dan küçük olan sayıları gel beraber yazalım. Mesela 0. 0'ın karesi 10'dan küçük. 1 küçük. 2 küçük. 3'ün karesi 9. Hala küçük. 4. 16. Geçti hocam bu olmaz. Geçtim. Hocam eksi 1'in karesi artı 1'dir hala küçük. Eksi 2'nin karesi küçük. Eksi 3'ün karesi küçük. Eksi 4'ün karesi 16'dır. Maalesef büyük onu alamayız. O zaman bizim x ya da a kümesinin elemanı diye yazabileceğim elemanlar bunlar. Gerçekten bunu veriyor mu? Aynısı tıpkısının aynısı. Bu da veriyor. Doğru cevap. 2 ve 3'tür dedim. Bu son 3 soru özellikle sınavda bizim hoca çok zor soruyor. Ağlatıyor hocam diyen sayfaya gelsin. Mükemmel bir dersin. Daha sonuna geldik. Daha kümelerde neredeyiz? Birinci dersteyiz. Şöyle bir açtık pardon. Şöyle ekranımız kaydı düzeltelim. Kümeler birinci ders sayfa 27 bitti hocam. Ama bir dersin bitmesi için ne yapıyorsun? Hemen soru avcısı kitabını alıyorsun eline. İçerisinde birinci ünite birinci dersin sorularını. Bak az önce çözdüğümüz sorulara. Çok benzer ama seni geliştirecek 6 tane sorun var. Bu 6 soruyu çözmeden bu iş olmaz. Bu kitaptaki sorular çözülecek. Başarı ancak o zaman geldi gelecek. ikinci derste. Yola devam. Hoş kal. Hoşça kal.